Herkese merhaba. Bugün sizlerle tığ işi yazlık bir bluz yapacağız. Bunun için gördüğünüz gibi ben temelini hazırladım. Bu kare motiflerin nasıl yapıldığını bir videoda, üçgen motiflerin nasıl yapıldığını ayrı bir videoda, bunların nasıl birleştirildiğini de tekrar başka bir videoda anlattım. Ve bunların hepsini hemen bu videonun altındaki açıklama bölümünde bulabileceksiniz. Şu anda birleştirmesini bu şekilde yaptım. 2, 4, 6, 8 tane kare, 4 tane de üçgen motifim var. Biraz daha böyle şey koton ip gerekiyor ya da siz hangi ipten istiyorsanız ondan gerekiyor. Ve şimdi son birleştirmemi yani şu yüzü şöyle göstereyim, şöyle olacak. Şöyle olacak. Ve şuradan altından buraya yarım trabzan geçeceğim. İp sarkıtacağım. Şimdi şurayı şuradan birbirine birleştireceğim ve tekrar döneceğim. Son birleştirmelerimi yaptım. Gördüğünüz gibi. Birleştirmeyi motif birleştirme videosundan bakarsanız tembel işi diye adlandırdığım aslında yöntemle yaptım. Diktim yani kısacası. Şimdi son rötuşlara geçeceğiz. Bu arada şu motiflerin etrafından ben yarım trabzan geçtim biraz büyütebilmek için. Yani siz de kendinize yapıyorsanız ya ipinizi kalınlaştırarak motifinizi büyütebilirsiniz ya da etrafından trabzan, yarım trabzan, sık iğne geçerek büyütebilirsiniz. Çocuğunuza yapıyorsanız da tam tersi ipinizi küçültürsünüz. Ben şimdi bunu kızıma yaptım. Biraz büyüttüm. Bunu yaparken köşelere 2 tane yarım trabzan, 3 zincir, 2 yarım trabzan. Aynı boşluğun, şu köşedeki boşluğun içine yaptım. Geri kalanına da her bir trabzanın üstüne ve her bir boşluğa bir trabzan gelecek şekilde yapıyorum. Köşeye gelince yine 2 yarım trabzan, 3 zincir, 2 yarım trabzan daha dönüp etrafını dolandım ve 2 kere yaptım ben. Siz de kendi zevkinize göre hiç yapmaya da bilirsiniz ya da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz başka bir motif de kullanabilirsiniz. Sadece birleştirme yöntemini böyle yaparsınız ve alt kısmını, püsküllerini vesaire. Ben şimdi motifleri yaparken elimde çok şöyle buruşturduğum için gördüğünüz gibi biraz böyle şey oldu. Gevşedi. Ben bu sıkıntıyı bitirdikten sonra artık bir buharlı çok hafif sıcak bir ütüyle üstüne bir şey koyarak aslında belki ütüleyerek belki de hiçbir şey yapmadan böyle kullanarak gidereceğim bakalım. Yani bu zaten salaş bir şey olacak. Alttan da püskülleri olacak. Yani o kadar da önemli olmayabilir kalıp gibi durması. Şimdi altına geçiyorum. Gördüğünüz gibi buralar tam keskin şey olmadı, düzgün olmadı. Çünkü bu aslında üçgen kesmesi zor bir motif, kolay bir motif değil. Şimdi bir yarım trabzan yaparak bir sıra orayı eşitleyeceğim. Bu aslında biraz sizin becerinize de kalmış. Mesela görüyorsunuz ki şu nokta eşit değil. Bu noktaya yarım trabzan yapıp buraya da yarım trabzan yaptığınızda ne olacak? Burası içe göçük olacak. O zaman buraya mesela şuraya ikili trabzan hatta üçlü trabzan bile yapabilirsiniz. Şimdi buradan başlıyorum. 2 zincir çektim. Ve tekrar aynı boşluğa battım. Bir seferde hepsini çıkardım iplerimi. İpimi aldım. Buraya battım. Bir seferde çıkardım. Şimdi bunu nasıl yapacağınız biraz sizin gözünüze kalmış. Ama ben şöyle yapıyorum. Mesela bu boşluğa bir tane boşluğun zincirle birleştiği bu zincire ilk battığınız yere bir tane
Diğer boşluğa tekrar bir tane. Birleşme noktasına batabilirsem eğer ki batamadım. Evet. Bir. Diğer boşluğa bir. Bir. Şimdi burası daha uzun bir boşluk. Bu üçlü trabzan yaptığımız yer. Burası 3 tane alır. 3 tane yaptım. Tamamen şey benim gibi batamayabilirsiniz. Batamayınca gördüğünüz gibi kurnazlık yaptım. Hemen diğer tarafa geçtim ve buraya 2 tane yaptım. Şimdi şu noktaya geldik. Gördüğünüz gibi burası bayağı içe girik yani buraya göre. Şuraya da bir yarım trabzan yapayım. Şu noktaya bir tane ikili trabzan yapayım. Burada niyetim eşitlemek. Bu noktaya bir tane daha ikili trabzan yapayım. Ve tam bu noktaya bir tane üçlü trabzan yapayım. Tekrar ikili trabzan, ikili trabzan ve yarım trabzanla kapattım. Dört dörtlük olmasa da, zaten dört dörtlük olmasına da gerek yok. Özel olsun, özgün olsun, işinizi görsün. Yeterli. Sonuçta yani şey bir iş yapmıyoruz. Nasıl söyleyeyim? Fabrika işi yapmıyoruz. Her birinin yaptığınız her işin kendine özgü hataları da olacak. Ne bileyim değişik noktaları da olacak. Onlar da sizin imzanız gibi. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Hata yaptığımda hiç üzülmüyorum. Hatta videolarımda da görürsünüz. Burayı yanlış yapmışım diyorum ve geçiyorum yani. Eğer çok belirgin bir şeyse tabii ki sökerim, düzeltirim. Ama böyle şeyleri takmıyorum açıkçası. Yani şöyle birer ikişer yaparak ilerleyeceğim. Ve etrafını döneceğim. Burada şeye dikkat edin. Sıktırmayın. Ya yani mümkün olduğu kadar gevşek kalsın. Şimdi ben bunu bitireyim ve tekrar döneyim. Son noktaya geldim. Bir tane daha yarım trabzanımı yaptım. Şu ikinci zincirin üstünden batıp doğrudan çıkardım. Ve sağlamlaştırdım. İpimi kestim. Gördüğünüz gibi tamamından yarım trabzan gittim. Böyle işimiz neredeyse bitmiş oldu. Şimdi artık askıları yapma zamanı geldi. Askıları yaparken ben böyle bir şeyler kullanmayı düşündüm. Ama şimdi sizin elinizde yoksa eğer bunlar nasıl yapabileceğinizi de göstermek için aslında. Yani iki yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan biri buradan doğrudan buraya zincir çekersiniz. Ne kadar uzunlukta olsun istiyorsanız ölçerek artık bunu. Ve sonra dönüşte de yarım trabzanla onun üstünden giderek tekrar buraya bağlarsınız. Ya da aynı işlemi şey de yapabilirsiniz. Şimdi benim yapacağım yöntem anlatmayayım, doğrudan yapayım. Şöyle aldım ipimi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu zinciri öylesine sayıyorum. Sizin ne kadar uzun istiyorsanız aslında o kadar zincir çekin.
Bunu üstten bağlayacağız. Yani ikisini ayrı ayrı yapacağız. O yüzden şey bırakın. Fiyonk payı diyelim biz ona. Bağlamak için bir pay bırakın. Evet. Güzel, uzun bile oldu. Şimdi ben buna bir tane şöyle boncuk geçirmek istiyorum. Böyle de becerebilecek miyim onu da bilmiyorum. Şansımı şöyle deneyeyim. Bakalım. Evet. Boncuğumu geçirdim. İpimi de topladım. Sabitledim bunu. Ve hemen dönüp zincirimin üzerinden ilk zincirden başlayarak yarım trabzan yapıyorum. Bütün bu sırayı başa ulaşana kadar yarım trabzan yapacağım. Son trabzanımı da yaptım. Ve şöyle batıyorum. İçinden geçirerek bağlıyorum. Bir zincirle de sabitliyorum. Burayı kesiyorum. Diğer kollara da aynı işlemi uygulayacağım şimdi. Askılarımı bitirdim. Şöyle bağladım. Gördüğünüz gibi. Tabii ben bunu çocuk için yaptığım için biraz kısa yaptım. Normalde daha fazla, daha uzun olabilir. Ya da dediğim gibi tek parça yapabilirsiniz. Şimdi en son aşamaya geçeceğiz. Buradan aşağıya şey yapacağız. İplerimizi yapacağız. Bunun için püsküllerimizi daha doğrusu. Bende böyle bir tane defter var. Siz eğer daha uzun istiyorsanız, püskülleriniz daha uzun olsun istiyorsanız, eni daha geniş bir şey kullanabilirsiniz. Ben şöyle alıyorum defterimi. İpimi burada tutup etrafından doluyorum. Şöyle şimdi biraz doladım. Şuradan tutup keseceğim ve aldım. Şurada da daha önceden kestiğim ipler var. İsterseniz bunların arasında yine şu tarz boncuklar da kullanabilirsiniz. Bağlamadan önce takıp vesaire. Ben istemiyorum çünkü çok renkli oldu. 4 parça ip aldım. Bunların eşit olmasına mümkün olduğunca dikkat edin. Şöyle ortasından yaptım. Büyük de bir tığ aldım. Şuradan alttan geçirdim tığımı. Bunu taktım. Aldım arkaya. Tekrar buradan tuttum. Çıkardım. Hemen diğerine geçiyorum. Şöyle yapayım daha iyi görünsün. İki tane atlayacağım. Yani ne kadar istiyorsanız o kadar bırakın boşluğunu. Daha sık yapabilirsiniz. Daha fazla ip takabilirsiniz. 7, 8, 10 ne kadar isterseniz. Hatta isterseniz şöyle ikişer ikişer ip alıp mesela her ilmeğe ikişer tane takıp bağlayabilirsiniz. Böyle de olur. İki tane atladım üçüncüye.
Şimdi böyle bütün etrafını ben gideceğim ve sonra tekrar size döneceğim. Bluzumuzun son hali de bu. Gördüğünüz gibi her yerini tamamladım, temizledim, ipleri içine çektim. Burayı da tamamen böyle bıraktım ben, boş bıraktım. Ama isterseniz buradaki boncuklarla mesela içlerinden şuralardan takıp tekrar süs yapabilirsiniz. Bu örneğimiz de bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani bunu 2 günde tamamlayabilirsiniz. Biraz çekilirsen modelimiz gözükecek küçük bey. Onun derdi tabii ki boncuklar. Dediğim gibi 2 günde tamamlayabilirsiniz. Ben koton ip kullandım. Siz merserize ip de kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olun ki videolarımı aynı şekilde çekmeye devam edebileyim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.